Dil öğrenmek için internette sınırsız sayıda kaynak var ama siz de fark etmişsinizdir ki önemli olan bu kadar fazla kaynağa sahip olmak değil, onların arasından iyi olanı seçebilmek ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmek. Ben de bu videoda sizlere bir dili ilk öğrenmeye başladığımda ya da o dili devam ettirdiğimde hangi kaynakları kullanıyorum, bunları nasıl kullanıyorum, bunlar hakkında konuşacağım. Eğer kanalımı ilk defa görüyorsanız hoş geldiniz. İsmim Kemal Berk. Marmara Tıp'ta 4. sınıf öğrencisiyim. Ve YouTube kanalımda genelde dil öğrenmek ve kişisel gelişim üzerine yaptığım araştırmaları sizlerle paylaşıyorum. Eğer vaktiniz ya da internetiniz yoksa ben ikisini de çalmak istemiyorum. Şuraya bütün dakikaları bırakıyorum. İstediğiniz bölümü seçebilir, oradan videoyu izlemeye başlayabilirsiniz. Ben bir dile ilk başladığım zaman hem o dilin kültürüne daha iyi hakim olmak için hem de eğlenerek öğrenmek için müziklerden, filmlerden ve dizilerden ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunları da nasıl yapıyorum sizlere videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk olarak sizlere şarkılardan dil öğrenme metodumdan bahsedeceğim. Benim şu an İngilizceden sonra en akıcı konuştuğum dil İspanyolca olduğu için benim böyle en kalın defterim de İspanyolca şu an. Bu defter çok sorulmuştu. Bu defterin hepsinde müzik şeyleri yok. Bir kısmı mesela giriş gramer kısmı. Aslında bunu hiç kullanmadım ama sadece girişte dursun diye kullanıyorum. Ardından böyle resim kelime eşleştirmesi yapmamı sağlayan minik grafikler var. Bunlar bayağı faydalı. Hepsinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Sitelerin isimlerini. Oradan kendiniz de isterseniz çıktı alabilirsiniz. Hepsi ücretsiz. Onun ardından da bu şarkı sözlerini ve onların çevirilerini yazdığım bir kısım var. Ben bu şarkı sözlerini ve çevirilerini kendim hazırlıyorum. Ama bunlar böyle Google Translate çevirisi olmuyor. Çünkü bu tür çevirilerde hata olabiliyor. İstediğiniz herhangi bir şarkının ismini Google'da aratıp sonuna Türkçe çevirisi ya da English Lyrics olarak aratabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız o dili yerli olarak konuşan insanlar o dilin çevirisini çok daha iyi yapabildiği için o insanların yaptığı çevirileri bulursunuz ve bunları kullanırsınız. Bir sonraki bahsedeceğim yöntem altyazıları etkin bir şekilde kullanabilmek. Ben çoğumuzun altyazıları yanlış ya da tek şekilde kullandığına inanıyorum. Eğer bir dili öğrenmek için bir dizi ya da filmi izliyorsanız sizin kullanabileceğiniz 4 tür altyazı var. Ve bunları aşama aşama olarak kullanmalısınız. Bir dile ilk başladığınız zaman direkt reverse subtitle yani tersine subtitle yöntemini kullanmalısınız. Bu yöntem şu şekilde. Biz normalde İngilizce bir diziyi ya da filmi izlerken Türkçe altyazı ile izliyoruz. Reverse subtitle yani tersine altyazıda ise biz dizi ya da filmi Türkçe dublajda açıp İngilizce altyazı ile izliyoruz. Selam. Kahvemi içtim ve biraz edit yaptım. Şimdi birazdan beni Şili'den arkadaşım arayacak ve İspanyolca pratiği yapacağım. Ben ona İngilizce öğretiyorum. O da bana İspanyolca öğretiyor. Yani birbirimizi de geliştirmiş oluyoruz. Bayağı. Bu dile başlayanların en etkili şekilde kullanabileceği altyazı türü. Çünkü bir dile ilk başladığınız zaman dinlemeniz çok gelişmemiş oluyor. Yani siz İngilizce ne kadar duyarsanız duyun yanlış duyabilirsiniz ya da eksik duyabilirsiniz. Bunun önüne geçiyor. Tersine altyazı yönteminde siz kendi keyif aldığınız Türkçe videoları izlediğiniz için dil öğrenirken çok fazla sıkılmamış oluyorsunuz. Ben mesela daha öncesinde çektiğim bir videoyu sizler için 6-7 tane dile çevirmiştim. Ve isterseniz mesela o videoyu Türkçe izlerken aynı zamanda Almanca altyazıları ya da İngilizce altyazıları açıp izleyebilirsiniz. Onu da kartlara bırakıyorum yine. Daha sonrasında seviye atladıkça siz dual subtitle yani çift altyazıya geçeceksiniz. Çift altyazı için benim bildiğim tek uygulama Netflix var. Netflix için siz şuraya uygulamanın resmini bırakayım. Ücretsiz bir uygulama var. Language Learning for Netflix diye bir uygulama var. Bu uygulama şu şekilde. Siz Netflix'te bir dizi izlerken size hem İngilizce altyazıyı gösteriyor, onun altında da Türkçe çevirisini gösteriyor. Ve siz mesela İngilizce altyazıda bir kelimeyi bilmiyorsunuz diyelim. Onun üzerine tıkladığınız zaman direkt onun bütün çevirilerini de size gösteriyor. Bayağı etkili bir yöntem ikinci seviyede olanlar için. Daha sonrasında siz dilde daha da geliştiğinizi düşünüyorsunuz. Daha iyi işler yapabildiğinizi düşünüyorsunuz. Bu sefer yerlilerin kullandığı altyazılara geçmeniz gerekiyor. Bunlar da şu şekilde. What happens when an outsider destroys the balance of this land? Is this another one of your riddles, old man? A test perhaps. Was passiert, wenn ein Fremder das Gleichgewicht dieses Landes zerstört? Ist das eins deiner Rätsel, alter Mann? Vielleicht eher ein Test. ¿Qué pasa cuando un foráneo destruye el equilibrio de estas tierras? ¿Otra vez con acertijos, Carcamal? Una prueba, quizá. Bir yabancı bu diyarın dengesini bozunca ne olur? Bu da bilmecelerinden biri mi ihtiyar? Bir sınav değilim.
Ve aynı şekilde siz de eğer bir diziyi İngilizce altyazıyla ya da İspanyolca ya da Almanca hangi dille öğreniyorsanız o dilde altyazıyla izlerseniz aynı anda hem okuma yapmış oluyorsunuz, hem dinleme yapmış oluyorsunuz, hem de yeni kelimeler öğrenmiş oluyorsunuz. Bence bu çok faydalı. En sonuncusu ise hiç altyazı kullanmamak. Bunu sadece dilin iyi bir seviyesine geldiğiniz zaman yapın. Çünkü siz o dile çok hakim değilseniz altyazı kullanmadığınız durumda bazı yerleri atlayabilirsiniz, anlamayabilirsiniz ve bu aslında çok istediğimiz bir şey değil. Bizim şu an uyguladığımız yöntem pasif öğrenme değil, aktif öğrenme. Pasif öğrenme dediğimiz bir şeyin anlamını bilmesek de onu kulaklıkla durmadan dinlemek, bu şekilde kelimeleri daha iyi ayırt edebilmek. Aktif öğrenme ise sizin bir dil için bütün konsantrasyonunuzu vererek o diziyi ya da o filmi izlemeniz. Eğer ben altyazıları çok daha etkin bir şekilde kullanmak istiyorum diyorsanız sizlere YouTube'un bir özelliğini paylaşacağım. Bunu yapmanız için YouTube'a ya bilgisayardan girmeniz gerekiyor veya eğer telefondan ya da tabletten giriyorsanız da bunu seçenekler kısmından bilgisayar modunu seçmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra videonun sağ alt kısmındaki 3 noktaya tıklıyorsunuz ve oradan konuşma metnini aça basıyorsunuz. Daha sonra videonun sağ kısmında böyle bir sekme çıkıyor ve orada videodaki geçen bütün altyazıların hepsi yazıyor. Alt kısımdan istediğiniz dili seçip yukarıdan yine 3 noktaya tıklıyorsunuz ve zaman damgalarını aç kapata basıyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman yandaki sayılar kalkmış oluyor. Ve daha sonrasında bu altyazıların hepsini kopyalayıp bir tane Word dosyasına yapıştırıp çıktı alabilirsiniz. Bu şekilde mesela videoda bilmediğiniz bir cümle ya da kelime oldu diyelim. Siz hemen onun altını çizersiniz ve kelimenin anlamını yazarsınız ya da küçük notlar alırsınız. Böylece çok daha etkili bir şekilde çalışmış olursunuz. Bir önceki videomda ben Lingua sitesinden bahsetmiştim. Bu videoda sizlere Lingua'dan farklı olan ve çok daha beğendiğim birkaç siteden bahsedeceğim. Eğer İngilizce okumalar yapmak istiyorsanız British Council'ın çok güzel bir sitesi var. Onu şuraya bırakıyorum. Oradan kendi İngilizce seviyenize göre okuma metinleri bulabilirsiniz. Daha sonrasında da okuduklarınızı iyi anlayabilmiş misiniz diye kendinizi testler ve pratiklerle kontrol edebilirsiniz. Buraya başka birkaç dil için de ekranı şu an yansıtıyorum. Hangi dil için hangi sitelere girebilirsiniz bunları yazıyorum. Eğer İspanyolca, Almanca, Fransızca vesaire için okuma yapmak istiyorsanız onlar için de kullanabileceğiniz siteleri açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman dediğim gibi eğer karşınıza bu tür içeriklerin çıkmasını istiyorsanız YouTube'un sizi daha iyi tanıyabilmesi için bu videoya bir beğeni bırakabilir ya da bir yorum bırakabilirsiniz. Aynı şekilde kanalıma her cuma attığım videolardan da haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonuna basabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.